Uygulamayla zaten biz bu uygulamanın olması için bundan önce kimlik doğrulaması için bakanımızla görüştük ki nasıl yoldan geçen nasıl bizim esnafımız yetki belgesi ilan olmadan ilan veremiyorsa yoldan geçen kapıcıdır işte herkes bu işi yapıyor. Bunu da veremesinler diye biz başvurularımızı yapmıştık zaten ve bununla alakalı kimlik doğrulama geldi. İkinci fazla şimdi yetkilendirme geliyor. Bunu da 15 Eylül'de başlayıp 1 Ocak 2025 arasında tamamlanması lazım. Yani 1 Ocak 2025'ten sonra yetki ve yetkilendirme olmadan ilan sitelerine ilan verilemeyecek. Tabii ki otomatik sektöründe de biz göreve geldikten sonra aynı biraz önce dediğim gibi herkes bu işi yapmamasını ve vekaletlerin yapabilmesini, vekaletlerin de denetleme alınmasını söylemiştik. Bununla alakalı da vekaletler de denetlemeye girdi. Adam bir kişi mesela anasına, babasına, kardeşine, çocuklarına vekaletle satış yapıyordu. Bu şu anda o da engellendi. Şimdi kimlik doğrulama geldi. Kimlik doğrulamadığında önceden kaparıcılar vardı. İlan giriyorlardı, kaparalıyorlardı, sonra bulamıyorlardı. Kimlik doğrulama gelince bu kaparacılar bir anda yok oldu. Şimdi dediğim gibi yine bu şekilde devam ediyor. Galeri içinde, esnaflarımız için de güzel bir işlem olacak diye düşünüyorum. Bize engel olmayacak ama içerisinde birkaç tane şeyler var. Biz bakanımızla bu konuyu konuştuk. Düzenlenmesi için başvurular yaptık. İnşallah 31 Aralık'a kadar bunlar düzenlenip tekrar yürürlüğe girecek diye düşünüyorum. Tabii bu başlangıç olacak. Başlangıç olacak. Yani yetkiye tenir almadan girmeme için uyarı yapılacak. Bu 5 aylık süreç içerisinde milletimiz, ev sahipleri bilgilendirilecek ve o zaman zarfında bilgilendirme yaptıktan sonra şimdi kamu spotları falan hazırlamaya başladık. Herkesin bu işi öğrenmesi için 1 Ocak'tan itibaren de yetkiye olmadan hiç kimse ilan giremeyecek. Yani burada ilan girerken ev sahibi bizim yetki belgemiz bir kimlik numarası, TC kimlik numarası gibidir. O yetki belgesi numaramızı ev sahibine verdiğimiz zaman bizi oradan işaretleyecek ve bize o evi verecek kiraya ve satılık. Biz bu şekilde yayın yapacağız. Kaçak yollarla satış yapan çok fazla maalesef kişiler var. Bu kişiler bizim piyasamızı olumsuz yönde etkiliyorlar. Gelecek olan yasa sayesinde piyasamızın daha olumlu yönde seyredeceğini düşünüyorum. Ayrıca dolandırıcılık vakalarının da önüne geçeceğini düşünüyorum. Çünkü örneğin biz aracımızı satmak istediğimiz zaman kişiye abi sağından, solundan, önünden, arkasından fotoğrafını gönderebilir misiniz diyor. Biz de kendi aracımızı bu kişiye gönderiyoruz. Daha sonra bu kişi bizim aracımızı kendi ilanıymış gibi sarı sitelere yüklüyor. Bu sitelerde benim aracımı ben 800 bin liraya yazdıysam o çok çok uygun rakamlara yazıp 700 bin lira, 650 bin lira gibi rakamlara yazarak bizim araçlarımızı kendileri pazarlayıp kapora ticareti yapıyorlar, kapora indiriyorlar. Gelecek olan yasa sayesinde bunların önüne geçirebileceğini düşünüyorum. Ve bu sayede piyasamız daha olumlu yönde hareket edecek. Ayakçılar var, ayakçı diye tabir ediyoruz. Bu kişiler var, vergi vermiyorlar, dükkan kiraları yok. Fakat bu işler sadece gelirlerini başka yollar varken, ya atıyorum kişi bakkal işiyle uğraşırken, bakkal işini yaparken aynı zamanda bizim işimizi de yapıyor. Ama bu işte dükkan kiraları yok. Devlete herhangi bir vergi ödemiyorlar. Bundan dolayı tabii ki de muzdaripliğimiz var. Tercih meselesi ve cebine, bütçesine göre araç tercih edebiliyor. Bu modeli, kilometresi, yaşına göre fiyat aralıkları değişiyor. En düşük araçlar 100 bin liraya da var. 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 15 milyona kadar da var.